خب قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن بوان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلس قرآن د به حکم خدا جغیری وی دلالت هنک کافر جید بیجن حکم تمام ایملت لورا ام کافر نخازن دولت ببشریعت. Yine Sultan Veled buyurdu ki, bak dinle en güzel, bir gün babam medresede bilgileri saçıyordu. Bu arada halis mürit kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan bir kimseydi. Bak güzel dinleyin. Bu da Mesnevi'de Münakib-u Arifin isimli kitabın birinci ciltte Ariflerin Menkıbeleri Ahmet Eflaki cilt 1 324 ve 25. sayfalarda geçen bir hikaye ve bu hikaye İslam dinine aykırı. Diyor ki Şeyh Sultan Veled buyurdu ki bir gün babam medresede bilgiler saçıyordu yani ilim yayıyordu. Bu arada halis mürit kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan bir kimsedir. Mesela bir adam Beyazid-i Bestami'nin müritlerinden birine senin şeyhin mi büyük yoksa Ebu Hanife mi diye sordu. Bak ne diyor, mürit benim şeyhim diye cevap verdi. Nihayet o birer birer bütün sahabeyi saydı fakat mürit yine benim şeyhim hepsinden daha büyük olduğunu söyledi. Sonra Muhammed mi büyük yoksa benim senin şeyhin mi dedi. En sonunda Allah mı büyük yoksa senin şeyhin mi büyük diye sordu. Bakın o mürit ne cevap veriyor. Bu gördüğünüz Mevlana'nın kitabında geçen bir ibretlik hikaye. Başka bir müritten de Allah'ın mı büyük yoksa senin şeyhin mi diye sordu. Bu müritte bu iki büyük arasında hiçbir fark yoktur. Bu iki büyük arasında, Allah ile şeyhim arasında bir fark yoktur. Bak bu kadar basit olmayan küfür ve gerçekten insanı şirke, kafirliğe, mürtetliğe, irtidada her şeye sürükleyecek sapık bir inanç. Çünkü sonuçta İslam'a aykırıdır. Yeryüzünde Allahu Teala, Allah sevgide Allah'a, saygıda Allah'a hiçbir şey sen şerik koşamazsın. Koştuğun andan itibaren kafir olursun, küfre girersin. Ama bakın burada Mesnevi'de ne anlatılıyor? Başka bir mürit de sormuş. Allah mı büyük yoksa senin şeyhi mi? Bu mürit... Bu iki büyük arasında hiçbir fark yoktur dedi. Ariflerden biri bu iki büyükten daha büyük biri lazımdır ki o farkı ortaya koysun demiştir. Nitekim buyurmuştur ki Allah'ın görmediği için peygamberler onun naibi olmuşlardır. Hayır öyle de değil. Bu naiple naibin naipliğinde bulunduğu kimseyi ayırmak çirkin şeydir. Burada ikilik yoktur. Yani ikisi de birdir. Süme aşağı şeyh Allah'tır, Allah şeyh'tir yani. Buna getiriyor. Bu da Münakib-ül Arifin 1. ciltte Ariflerin Menkıbeleri Ahmet Eflaki 1. cilt 324-25'te bu şekilde söylüyor. Şeyhini Allah'tan Allah'a denk görüyor. Şeyhim benim şeyhim Allah'la birdir diyor. Peygamberden üstündür. Ebu Hanife'den, İmam Şafii'den, sahabeden, tabi'inden hepsinden üstündür. Allahu Teala'ya gelince eşitler. Peki bundan daha büyük bir küfür, bir anlayış var mı? İşte bu Mevlana Celaleddin Rumi'nin Şiilikten, oğulat Şiilikten gelen sapık inancı Ehl-i Sünnet'in içerisine karmalama oyunlarından başka bir şey değildir. Başka bir meselesinde de şöyle der. Kendilerini İslam'a nispet eden kitlelerin nezdinde Allah dostu, veli diye tanımladıkları halde bu insanlar Müslüman oluşlarının gerçekten bir dini tercih mi? Tercih olmadığını çünkü aynı zamanda Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve dinlerin de müntesibi oldukları için açık açık bu şekilde ifade eder. Dikkat ederseniz teorik ve pratik açıdan tasavvuf ve İslam sayfa 160 Doktor Mustafa Galveş Et-Tasavvuf fil Mizan sayfa 100 ve 101'de şöyle bir şeyi Celaleddin Er-Rumi divanında dile getiriyor. Şöyle diyor. Canım ey nur kaçma benden. Kaçmak benden ey parlayan görünüm. Açma benden kaçma benden. Şu sarığa bak, onu nasıl saçıma koydum. Hatta bileğime taktığım zerdüştün zünnarına bak. Zünnarın taşırım, yemliği taşırım. Belki nuru taşırım, kaçma benden. Müslümanım ben, hem Hristiyanım, hem Brahmaistim, hem Zerdüştüm. Ey Yüce Hak, sana tevekkül ettim, kaçma benden. Bir tek tapınacağım, mescid, kilise ve puthanem yok benim. Sonsuz nimetin yüce yüzündendir. Kaçma benden, kaçma benden diye bir şiiri var. Ve burada da açıkça Hristiyan olduğunu, Brahmaist olduğunu, Zerdüş olduğunu, aslında onun için din kavramının olmadığını, hepsinin batıl olduğunu, puthane ve putperestliğin de Allah'a ibadet gibi olduğunu, zaten bunu İbnül Arabi kendi
Futuhatul Mekkiye veya Fusuhul Hikem'de açık ve net olarak dile getirdiği o sapık inançların aynısının Mevlana'da da olduğunu görüyoruz. Hatta bunun aynısı mesela meşhur şairimiz var. Hepimiz biliriz Yunus Emre. Mesela Cübbeli Ahmet'in bir sözü vardı. Bir gün çıktı dedi ki işte Allah dost veliler dedi rüyada görmüş. Allahu Teala Mahmud Efendi için demiş ki ete kemiğe büründüm Mahmud diye göründüm. Sonra sıkışınca vazgeçti. Çünkü sonuçta bu sözün küfür olduğunu, Allah'ın Hazreti Allahu Teala Mahmud Efendi'ye hulul ettiğini, onun etsamına, şekline girdiğini söyler ki bu bizde yani küfürdür. Küfür şirktir yani. Bu sefer kıvırdı dedi ki ben böyle bir şey söylememişim. Mevlana söylüyor. Gerçekten de Mevlana şiirinde vardır. Ete kemiğe büründüm Yunus Emre'nin şiirinde vardır. Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. Allahu Teala'nın böyle söylediğini söylüyor. İşte aynısını bakın dikkat ederseniz aynı İslam'a aykırılık burada. Hatta Ahmet Kisrevi edebiyat üzerine sayfa 78'de Perçem Yayınları 4. baskı Farsçasından. Şöyle bir şiiri var. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ey lazım gelir ey, bak ne lazım gelir ey Müslümanlar. Ben kendimi biliyorum. Ne Hristiyan, ne Yahudi, ne Ermeni, ne Müslümanım. Bunu da aynı bu şekilde söylüyor. Dostunuz görecek şirk yağmalandı diyen. Yunus Emre ise diğer bir şiirinde benzer konuyu ifade etmekten geri kalmaz. Şüphesiz konunun örnekleri daha değişik şekillerde yaygınlaşmaktadır. Vahdet-i vücut inancını dile getirir. Bayram özü bildi, bileni anda buldu. Bulan ol kendi oldu, sen beni bil, ben seni. Bak burada eski Türkçedir, belki siz onu anlamıyorsunuz. Tabiri caizse, bak ne diyor, bilen anda buldu. Yani bilen anda buldu, bulan ol kendi oldu. Yani sümme aşa her insan Allah'tır, Allahu Teala onlardır. Biz Allah'tan bir cüzüz. Yani sümme aşa namaz kılarken kendimize kılıyoruz. Ben Allah'ım, Allah ben oluyorum. Sümme aşa burada bunu söylüyor. Halk arasında oldukça yaygın olan bu şiirinin bir bölümü şudur. Cennet cennet dedikleri birkaç köşk birkaç huri isteyene ver sen anı bana seni gerek seni. Bu şiir Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'ye okunup şeriat açısından durumu sorulduğunda Şeyhül İslam bunun sarih küfür, açık bir küfür olduğunu, mutlak bir küfür olduğunu nitelendirmiş, bunu inanarak söyleyen bu okuyanın katlinin vacip olduğu yolunda fetva vermiştir. Bu konuda gidip Osmanlı dönemindeki fetva kitaplarına bakabilirsiniz. Hatta Yunus Emre ile alakalı o dönemde Osmanlı Şeyhül İslam'ıdır ve gerçekten Ebu Suud Efendi 4 mezhep Şeyhül İslam'ıdır yani. Tam bir alimdir ve gerçekten ilmi de derindir. Yunus Emre veya buna benzeyenlerin hükmü sorulduğu zaman kendisi açıkça demiştir. Onlar kafirdir, zinhar kafirdirler. Çünkü Yunus Emre Allahu Teala'nın kendi vücuduna, kendi ruhuna girdiğini, Allah'ın kendisi olduğunu söylüyor. Zaten ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm ki orada şiirinde söylüyor. Diyor ki Allah dedi ki ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yani ben de Allah'ım diyor yani. Tabi kanune gibi gire, gayri kanune Kur'an. Her kanune gidine ke, evcidi bin cidine van. Gerek Müslüman şiyer bin, ne hapin ve van hile van. Kur'an-u Kabe jimera, ne çankaya ukut meclisi. Kur'an-u